Herkese merhaba hoş geldiniz. Filistin'deki gelişmelerle devam ediyoruz. Malum Gazze Şeridi'ndeki örgütler İsrail'e karşı bir operasyon başlattı. Buna Aksa tufanı adını verdiler. Tam da 1973'te İsrail'in kay kayıplar yaşadığı Savaşın yıl dönümüne denk getirildi. O savaş Mısır ve Suriye tarafından başlatılmıştı. Bu sefer de Gazze'de Hamas'ın liderliğinde diğer örgütlerin de eşlik ettiği bir e, Filistinli koalisyon diyelim bunlar bu e, savaşı ilan ettiler. İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de Hamas'la birlikte hareket ediyor. Şimdiden çok ağır bir tablo oluştuğunu söyleyebiliriz İsrail açısından son derece sarsıcı sonuçları var bu savaşın. Ee, önce kayıplarla ilgili bu akşam itibariyle elimize ulaşan bilgileri paylaşmak istiyorum. Ee, ölen İsrailli sayısı 700'ü aştı. Yarala, yaralı İsrailli sayısı 2200'ü geçti. Ee, İsrail'in Gazze şeridine yönelik misilleme saldırıları var. Ee, bu saldırılarda da 413 Filistinli öldü. 2300 Filistinli de Yaralandı. Tablonun daha da ağırlaşacağını söyleyebiliriz çünkü çatışmalar devam ediyor. Şimdi bunun e, bu e, aksa tufanı hareket şeyinin harekatının nereye varacağını e, henüz daha kestirmek e, erken. Ancak e, bunun sonuçları e, ve bunun e, Filistin'in kendi ifadesiyle e, İsrail'e karşı e, işte çizdiği çizgileri. ...şimdiden konuşup tartışabiliriz. Ben bu konuda gazete duvara yazı yazdım. Bu, bu gece itibariyle yayında olacak. Dileyen arkadaşlar etraflı bir şekilde o yazıya da bakabilirler. Kuşkusuz İsrail şu anda İsrail içerisindeki devam eden çatışmaları bitirdikten sonra muhtemelen çok daha kapsamlı bir şekilde Gazze'ye yönelecek. Belki kara harekatı düzenleyecek. Bunun işgale varıp varmayacağını kestiremiyoruz ama Filistinler bunun bedelinin çok ağır olacağını söylüyorlar ama beklenen çok ağır bir kara harekatı var olacak en azından hem İsrail tarafında hem Filistin tarafında böylesi bir öngörüden bahsedebiliriz bu e, operasyonun e, sonuçları açısından e, bir takım tespitler e, yapmak mümkün. E, bir kere her şeyden önce e, savaş İsrail'e taşındı. Bu, e, bu e, bir ilk sayılır. Daha önce işte Gazze'de e, ölenler Gazze'de gömülür ve e, Gazze'nin dışına e, bu savaş taşmazdı. Yani Sadece 2008'den itibaren yaşanmış çok ciddi anlamda savaş olarak nitelendirdiğimiz dört tane büyük olay var. Her seferinde Gazze yerle bir edildi ve İsrail sadece atılan roketlerden etkilendi. Ama bu sefer durum oldukça farklı. Gazze'yi bir hap açık, ha açık hapishaneye çeviren o çitleri, demir parmaklıkları yıktılar Filistinliler. 28 İsrail'de 28 yerleşim birimine ulaştılar. Hem paraşütlerle hem de motosikletlerle ulaştılar ve 28 yerde çatışmaya girdiler. Bir askeri üssü ele geçirdiler. İsrail ordusu işte bu akşam itibariyle 20 yerde kontrolün yeniden sağlandığını, 8 yerde çatışmanın devam ettiğini söylüyor. Bir tarafta da Gazze'ye yakın 25 Yahudi yerleşim merkezi tahliye ediliyor. Bu da son derece önemli ve İsrail'in ne kadar zor duruma düştüğünü göstermesi açısından çok şey ifade ediyor. Şimdi galiba yani öngörüler o yönde. Önce İsrail e, kendi içerisindeki çatışmaları bitirmeye odaklanacak. Daha sonra da e, Gazze'ye e, yönelecek. E, burada e, çok sayıda esir ve rehineden bahsediliyor. E, kimileri 53 kişi diyor, kimisi 30 üzeri 30'un üzerinde diyor. Bu da e, yine ölçek açısından farklı daha önceki daha önceki dönemlerde bu kadar esir alınamamıştı bu İsraili çok zorlayacak bir e, tablo oluşturuyor e, ve ciddi bir ciddi ve uzun sürecek bir e, takas pazarlığı başlayacaktır ama e, İsrail'deki yorumcular analizler e, ya da askeri uzmanlar e, daha önce e, olduğu gibi İsrail'in e, askeri Operasyonlarla rehineleri, esirleri bulmaya çalışıp onları kurtarmaya çabalayacağını öngörüyorlar. Bu da dediğim gibi bir kare harekatını gerektiriyor. Tabii kare harekatı yani bunun çok büyük bir savaş olduğunu söyledi Netanyahu ve kazanacaklarını söyledi, belirtti bunu Amerikan Başkanı Biden'la yaptığı görüşmede görüşme sonrasında vurguladı. Bunu şu şekilde tevil edebiliriz. Yani Gazze şeridini tekrar yerle bir edecekler ve her seferinde olduğu gibi Hamas'ın bütün sığınaklarını, silah üretim tesislerini, karargahlarını vurduklarını yerle bir ettiklerini söyleyecekler. tabii ki tablo ağır oluyor. Yani 2008'de 42 bin bina yerle bir edilmişti, yıkılmıştı. Son operasyonda da 2021'de olan operasyonda da 20 bin bina yıkılmıştı. Bunlar yerleşim yerleri son itibariyle yani Hamas karargahları değil. Ama sahip binalar da vuruluyor ya da Hamas üyelerinin evleri de vuruluyor. Bu ayrı bir şey ama benzer bir yıkım tablosu Gazze'yi bekliyor. Bunun dışında yani Tabii çıkaracak çok sonuç var. Dediğim gibi esirler meselesi çok önemli bir başlık olmaya devam ediyor. Mesela daha önce e, Gilat şalitin e, bırakılması için paza e, müzakereler yürütmüş olan e, Gershon baskın e, diyor ki yani e, İsrail'in bir numaralı hedefi onları müzakereler yoluyla değil askeri operasyonla bulmak olacaktır. Yani o da kesinlikle ağır bir askeri operasyonun kara harekatının başlayacağını söylüyor. Burada İsrail tarafında konuşulan başka bir şey İsrail istihbaratının tökezlemiş olması. Sonuçta yani İsrail istihbaratı Gazze'yi neredeyse avucun içi gibi biliyor. Zaten 2005'e kadar Gazze İsrail'in kontrolü altındaydı. Ben bunu şöyle ifade edeyim. Yani oradaki her bir Filistin'in plaka numarasını, kapı numarasını, telefon numarasını İsrail biliyor. Mesela bir binaya eğer füze atılacaksa 5 dakika, 10 dakika öncesinden o kişilere mesaj gidiyor. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan ya da ordudan mesaj gidiyor. Binanın vurulacağı söyleniyor vesaire. Şimdi ya da başka türlü mesaj vermek istediklerinde İsrail size mesaj veriyor. Mesela ben gazeteci olarak bulunduğumda bana da İsrail Savunma Bakanlığı'ndan şu bölgeden uzaklaşın, şu bölgeden durmayın diye mesajlar geliyordu. Yani birebir tanık olduğum bir şey. E, haliyle bu kadar kontrol altında tutulan bir yer ki 24 saat havadan da gözlenen bir yer olduğunu söyleyelim. Gazze o kadar büyük bir yer değil, küçük bir şeritten oluşuyor. E, yani İsrail burayı her taraftan kuşatmış durumda. Denizden, karadan ve havadan. E, buna rağmen burada ciddi bir hazırlık yürütüldü ve İsrail bu hazırlığı göremedi. O yüzden e, istihbarat zafiyeti tartışılıyor. Bu neden böyle oldu? E, yani bu da konuşuluyor falan. Fakat e, yani elbette bunun belli e, hani izah, e, belli bir izahatı vardır. E, Filistinler açısından bakılırsa şöyle deniliyor. Öncesinde Filistinli örgütler e, Batı Şeria'da dikkati dağıttılar. E, Tülkarim'de, Cenin'de, e, Nablus'ta e, İsrail ordusu ve güvenlik birimleri oraya odaklandı. E, bu arada e, oralarda işte böyle yer yer çatışmalar olurken olaylar yaşanırken e, Gazze'de e, Filistinli örgütler hazırlıklarını yürüttüler. Bu bir yorum ama ben İsrail'in bu kadar boş vermiş ol, olacağını ya da olduğunu da doğrusu şaşırtarak e, görüyorum e, ya da bunu şaşırtıcı buluyorum. E, şimdi burada e, tabi İsrail açısından e, başka sonuçlar da illaki e, olacaktır. Mesela İsrail öteden beri yani Filistin e, coğrafi olarak parçalanmış vaziyette. Yani Gazze'de olanın Gazze'de kalmasını, Doğu Kudüs'te olanın Doğu Kudüs'te kalmasını ya da Batı Şerada olanın orada kalmasını tercih ediyordu ve bunu da nispeten başarıyordu. Fakat 2021'de olduğu gibi mesela Mescid-i Aksa'daki gerilimlere yanıt olarak Gazze'den yine roket salvoları başlamıştı. Bu parçalar artık birbirlerini besliyor. Bir gerilimlerde birbirler, birbirlerine destek e, sunuyor. E, bir gerilimi ötekinden ayırmak, iz, izale, e, izole etmek çok da artık mümkün değil. Bunu bu sefer de görüyoruz. Bu İsrail'in e, son derece zorlanacağı bir şey. Şu açıdan mesela Gazze'deki çatışmalar devam ederken Batı Şeria'dan da e, cepheler açılabilir. E, Batı Şeria'da Durum şuydu yani Oslo Barış Anlaşmasından sonra El Fethi neredeyse bir direniş örgütü olmaktan çıkarıldı artık Filistin yönetimi El Fethi'nin kontrolünde ve orada İsrail'in güvenliği üzerinden oyun oynayan bir, bir bir yeni bir mekanizma kuruldu ve Filistinli örgütler orada direnişçi unsurlar olmaktan çıktı fakat son zamanlarda yani Hamas'ın, İslami Cihad'ın, e, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin hatta El Fethi içinde bazı unsurların yeniden örgütlendiği, hücreler oluşturduğu, silahlandığı söyleniyor ki bunlar yer yer çatışmalara girdikleri için de somut olarak bunu biz görebiliyoruz. Buralardan da artık İsrail kendisine cephe açılması korkusunu yaşıyor. Buraların İsrail açısından başka bir hassasiyeti de Yahudi yerleşim birimlerinin sayısının çok fazlasıyla artmış olması ve neredeyse Batı şerianın yüzde altmışından fazlasının artık fiilen işgal edilmiş olması bu yerleşimciler tarafından. Bunlar iç içe geçmiş yerler. O yüzden buralar karıştığı zaman yani İsrail açısından da çok sancılı sonuçları olabilir. Tabii Filistinler bedel ödüyorlar. Burada da bedel ödeyeceklerdir. Bunda şüphe yok ama Böylesi bir e, İsrail'i zorlayacak, yeni koşulların oluştuğunu da vurgulamak, e, vurgulamak gerekiyor. Aynı şey e, 1948 ve 67 sınırlarında kalmış Filistinler için de geçerli. Bunu daha önce birkaç kez anlatmıştım yani bu ne anlama geliyor. Şimdi 48 e, İsrail'in kurulduğu e, dönemde Filistinlerin göçertildiği yerleri kastediyoruz. O dönemde kalan Filistinler bugün İsrail vatandaşı. 67 sınırları daha 67'deki savaşta da yeni yeni bir göçertme dalgası yaşandı. O sınırlar üzerinde kalmış olan Filistinler de İsrail vatandaşı. Şimdi İsrail bunları kendi vatandaşı olarak gördüğü için elbette onların vatandaşlığını birinci sınıf vatandaşlık saymıyor, saymadı. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de yaptılar ve bir bir çeşit apartheid uygulamasına benzer bir yaklaşım onları da e, ikinci sınıf haline getiriyor. E, hiçbir zaman birinci sınıf olmadılar gerçi de. Onlar e, Filistin davasından koparılmış e, ve İsrail açısından hani tırnak içerisinde halledilmiş nüfus unsurları e, 2021'de. Onlar işte Doğu Kudüs için ses verdiler, sokaklara döküldüler ve yaşadıkları yerler Yahudi-Arap karışımı yerler. Çok hani İsrail açısından çok sıkıntılı bir durum oluştu o dönem. Benzer bir şekilde yeniden bu nüfus unsurlarının tetiklenmesi İsrail'in içinde de hani güvenlik kaygılarını vesaire çok ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu e, Aksa Tufanı e, başlarken e, bir çağrı da çok dikkat çekiciydi. Yani e, hem İsrail'de hem Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlere de e, bir şekilde bu direnişe katılması çağrısı yapılmıştı. Bunların karşılık bulma ihtimali var ve İsrail bunu göz ardı edemiyor haliyle. Burada yine üzerinde durulması gereken şey bu çatışmaların bölgeselleşip bölgeselleşmeyeceği ya da İsrail'e başka yerlerden cephe açılıp açılmayacağı. Sonuçta hemen aklımıza gelen ya da görebildiğimiz yerler var. Birincisi Lübnan. Şimdi Hizbullah orada Filistin'le dayanışma sergiliyor. Zaten aralarında bir koordinasyon var, iletişim halindeler bir tarafta da e, yani İran işin içerisinde e, Hizbullah e, Şeba çiftliklerinde üç yere roket attı ve e, bir anlamda Filistin'e e, dayanışmasını sergiledi. Ama bu sembolik bir atış. Yani attığı yerde herhangi bir şekilde İsrailler zarar görmediler. İsrail de buna misilleme yaptı. İsrail de hedefi iyi seçti. Yani herhangi bir şekilde Hizbullah'tan kayıplar olmadı. Burada her iki tarafında dikkatli olduğunu söyleyebiliriz. Yani elbette Hizbullah eli tetikte her an bir cephe açabilir. Fakat Hizbullah'ın da düşündüğü ya da düşünmek zorunda olduğu başka bir sürü şey var. Lübnan iç siyaseti şu anda felç durumda ve bunu istemeyen siyasi aktörler oldukça fazla ekonomik olarak çökmüş durumda hükümet kuramıyor cumhurbaşkanı hükümet var ama geçici hükümet bir türlü kalıcı hale gelemiyor daha doğrusu cumhurbaşkanı seçilemiyor böylesi bir Lübnan manzarası tabii ki ülkenin savaşa sürüklenmesini şey yapmıyor yani kaldıramaz Hizbullah da bunu sanırım dikkate alıyor yine İsrailli yorumculara bakılırsa İsrail kesinlikle Gazze'yi cezalandırmak için el yükseltecek. Fakat bunun işte Dübnan tarafından da bir cephe açılmasını istemiyor. Bu nedenle açılmasını istemiyor. Bunu da önlemek için işte dikkatli olmaya çalışacak. Yine bu cephe senaryoları tabii konuşulurken işgal altındaki başka bir yere gidilmesi gerekiyor. O da Golan tepeleri. Olan tepeleri 67'den beri işgal altında Suriye'ye ait ee, Tabii ki burada Suriye kendi içerisinde ciddi bir e, şey, çöküş yaşadığı için e, Suriye'nin böylesi bir e, cephe açması beklenen bir şey değil ama Suriye'de e, 2011 sonrasında çatışmalara karışmış e, işte örgütlenmiş zaten örgütlüler de hani e, askeri birlikler oluşturmuş. Filistinli gruplar var. Bu gruplar, Golan'dan e, İsrail'e yönelebilirler. Bu ihtimalde konuşuluyor bir senaryo olarak. E, burada e, benim üzerinde durduğum başka bir şey daha var. O da yani bunun politik sonuçları e, malum İsrail bir normalleşme süreci yaşanıyor ve bu normalleşme sürecinde. Ee, i̇şte sırada Suudi Arabistan var. Bunun üzerinde hem İsrail hem Amerikan tarafı ciddi olarak çalışıyor. 2020, e, 2020'de Abraham Anlaşmaları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri, e, Bahreyn, Sudan ve Fas e, İsrail ile ilişkileri normalleştirmişti. E, ancak Suudi Arabistan işi değiştiriyor. Suudi Arabistan büyük güç, yani şey ölçek olarak söylüyorum bir de e, elbette e, yani işte İslam ülkeleri arasındaki yeri önemli. Ekonomik gücü e, ölçeği oldukça farklı. Ve Filistinler e, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını e, tehlikeli buluyorlar. Kendileri açısından büyük bir darbe olarak görüyorlar. Haliyle e, yani benim kanaatim de o yönde pek çok kişi de bunu söylüyor. Bu e, işte Aksa tufanı bir şekilde Suudi Arabistan gibi İsrail normalleşmek isteyen ülkelere de sınır çiziyor. Yani tufan sadece İsrail'in önüne bazı sınırlar çizme ve bir caydırıcılık inşa etme iddiası taşımıyor. Benzer şekilde siyasi cepheye de sesleniyor. Çok sayıda faktör var. Yani İsrail son dönemlerde elbette çok rahatlamıştı. Arap sokağında daha rahat davranıyordu. Hatta işte Suudi Arabistan'a Eylül'ün sonunda ve Ekim'in başında iki İsrailli heyet gitti. Bunlar bakanlardan oluşuyor. Yani normalleşme olmadı ama normalleşmenin altyapısı bu şekilde döşeniyor vesaire. Güya Filistin devleti kurulmadan bu normalleşme olmayacak deniliyordu. Suudi Veliat Prensi bunu defalarca söyledi fakat birazcık burada kamuoyunu oyalama ya da kamuoyunu yönlendirme çabasının da olduğunu zannediyorum. Bu ayrı bir konu. Bunu da belki başka bir videoda konuşuruz, tartışırız. Yani siyasi etkiler son derece önemli. Amerika'nın çabaları önemli. İşte mesela Blinken hemen Suudi Arabistan'la yürütülen temasların bundan dolayı kesilmemesi yönünde mesajlar verdi demek ki her iki tarafta da önemseniyor bu mesele ama Filistinliler bu tufan işte yani Aksa tufanı diyelim Aksa tufanıyla verdikleri mesajla Suudi Arabistan'a da bunu yapma demiş oldular. bu mesele Orta Doğu'yu yeniden kasıp kavuruyor elbette insani boyutları olacak Filistin'de ve İsrail'de yansımaları olacak ve bölgesel etkileri de olacak. Bu savaşın bölgeselleşme riski herkesi düşündürüyor, kara kara düşünürüyor. O yüzden bu da tabii ki şeye bağlı, İsrail'in bunu nereye kadar götüreceğine bağlı. Bunları izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günler son derece kritik gelişmelere sahne olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.